İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dersim'deki ağaç katliamı 5 aydır hız kesmeden sürüyor. Arsak halkının kendi kaderini tayin hakkı tartışılmaz. Yüksek Ruhani Konsey bir açıklama yayınladı. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Arapgir. Tiflis Devlet Üniversitesi Ermenoloji Bölümü 100 yaşında. Alevi çatı örgütleri Alevilerin haklarını koruyacak. Kars'ın kurtuluşu, Rus İmparatorluğu'nun yüksek düzene uymayan ünlü bir askeri operasyonu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nu destekleyelim. Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Şamoşi ve Zogar köylerinde geçen yıl askeri operasyon gerekçesiyle yakılan ormanlar yeniden yeşertme bahanesiyle 5 aydır kesiliyor. İktidarın ağaç katliamı hız kesmeden devam ediyor. İhalede 30 hektarlık alanın verildiği biliniyor. Ancak bir sonraki aşamada kesilecek alanın 400 hektara kadar ulaşacağı belirtiliyor. Kesilen ağaçlar yakılıp kömür haline getiriliyor. Başka bölgelere mangal kömürü olarak satılıyor. Yetkililer geçen sene yanan ağaçları kesiyoruz diyorlar. Ancak geçen sene yanmış ağaçlar ayakta duruyor, yaprakları yeniden yeşeren ağaçlar kesiliyor. Ormanlar yok edildiği zaman yaşam alanları da yok olur. Geçmişten beri yürütülen asimilasyon politikasını geliştirip, doğayı tahrip ederek, ormanları katlederek Dersim'i insansızlaştırmak istiyorlar. Türk hükümeti şimdi de genetik kaynakları yok ederek kendi topraklarımızda yaşayan Ermenilere ulaşmaya çalışıyor. Bu sorun Batı Ermenistan'ın ilgilenmesi gereken uluslararası bir yanıt almalıdır. Yüksek Ruhani Konsey, uluslararası toplumun ve dost ülkelerin bölgede istikrar ve barışı tesis etmeye ve mevcut anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabalarını memnuniyetle karşılayarak, Arsak halkının kendi kaderini tayin hakkının tartışılmaz olduğunu vurguladı. Konsey, Ermeni makamlarını, ulusal yaşamdaki ayrım çizgilerini ortadan kaldırmak, siyasi inançlara dayalı ayrımcı yaklaşımları durdurmak, kin ve düşmanlık atmosferini aşmak, tüm ulusal çevrelerin katılımıyla anlamlı ve sağlıklı bir diyalog başlatmak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı. Böylece ulusal birlik yoluyla Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, olası yeni acılı insan ve toprak kayıplarının önlenmesi ve Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının uluslararası platformlarda tutarlı bir şekilde savunulması mümkün olacak. Artsakh yetkilileri Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarını göz ardı etmemelidir. Arapgir şehri Batı Ermenistan'ın Kharberd eyaletinin Malatya ilçesinde yer almaktadır. Şehir Antitorosra dağları eteğinde Vosgeget nehrinin kaynağında yayılmıştır. Çeşitli kaynaklarda Arapgir'in önce bir kale sonra da şehir olduğu zikredilmektedir. Arapgir, beyaz dut ağaçlarının hakim olduğu meyve bahçeleriyle çevrili, pitoresk bir konumda yer alırdı. Hem çevre köylerde hem de Arapgir'de Ermeni nüfusun ana istihdamı Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir üne sahip olan ipekçilik, daha sonra çulhacılıkla ünlü oldu. Yaygın olan zanaatlar arasında kuyumculuk, metal işleme, bakırcılık, sabun yapımı ve silahçılık yer alıyordu. 1853'te Arapgir'in yaklaşık 9 bin ve çevredeki köylerle birlikte 18 bin Ermeni nüfusu vardı. 1900'lü yılların başına kadar Arapgir şehrinde faaliyet gösteren 7 kilise vardı. Arapgir Ermeni yazı merkezlerinden biriydi ve burada onlarca el yazması yazıldı. Batı Ermenistan'daki yüzlerce başka yerleşim yeriyle birlikte Arapgir Ermenileri 1895 ile 1896 ve 1915'te iki kez yerlerinden edildi ve imha edildi. İvane Cavahişvili adlı Tiflis Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Ermenoloji Bölümü 100 yaşına girdi. Bu konuda Alik C. sitesi yazdı. Tiflis Devlet Üniversitesi Ermenoloji Bölümü 1922'de kuruldu. Bundan önce üniversitenin kurulduğu günden itibaren bu üniversitede bir dizi Ermeni çalışmaları dersleri veriliyordu. 100. yıl dönümü vesilesiyle üniversitede bir konferans ve sergi düzenlendi. Sergide Ermenice ve Gürcüce yazılan kitaplar,
el yazmaları ve diğer eserler sunuldu. Ermenoloji bölümünde öğrenciler dünyaca ünlü Ermeni, Gürcü ve yabancı Ermenologların çalışmalarıyla tanışma ve Korneli Kekelize'nin adını taşıyan El Yazmaları Enstitüsü'nde saklanan eski el yazmalarını inceleme fırsatı buluyorlar. Alevi çatı örgütleri AKP iktidarı tarafınca cemevlerinin bakanlık bünyesine alınması ve Alevilik hakkında tarifler yapılmasına karşın 7 ile 8 Kasım'da Ankara'da yapacakları eylem ve etkinliklere ilişkin sosyal medya üzerinden çalışma başlattı. 7 Alevi çatı örgütü yaptığı açıklamada 7 Kasım'da bütün yol önderleriyle bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacaklarını açıkladı. Örgütler 8 Kasım'da ise itirazlarını dile getirmek adına meclise gideceklerini belirterek sözümüzü söylemek, yola sahip çıkmak adına çağrıda bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Loris Melikyanlar 16. yüzyıldan beri adı geçen soylu bir Ermeni ailesidir. Çarlık Rusyası'nın ünlü devlet ve askeri şahsiyeti, kont, süvari generali, general, Kafkasya vali yardımcısı, Rusya'nın diktatör başbakanı, İçişleri Bakanı, Rusya İmparatorluk Bilimler Akademisi akademisyeni, Rusya'nın en yüksek kutsal Andrei Nahavka madalyasının sahibi olan Mikhail Loris Melikyan, bu soyun en önde gelen temsilcisidir. 1840'larda Kafkasya dağlılarına karşı askeri operasyonlara katıldı. 1853 ile 1856 yılları arasında Kırım veya Doğu Savaşı'nda öncü süvari komutanı olarak Türklere karşı Kars ve Bayandur muhaberelerinde öne çıkarak tüm general rütbesini aldı. 1877 ile 78 yılları arasında Ermeni generali 52 bin kişilik ayrı bir Kafkas kolordosunun komutanlığına atanır ve Kafkas cephesindeki askeri operasyonları yönetir. Ardahan'a saldırır ve onu ele geçirir. Muhtar Paşa'nın ordusunu Alaca tepelerinde yener, operasyonu başlatmama emrini hiçe sayarak ana vatanı olan Kars'ı fetheder ve ardından Erzurum kuşatmasına geçer. Loris Melikyan, Ermeni meselesinin çözümüne mümkün olduğu kadar düşkündü. Ömrünün son yıllarında Nis'te Nubar Paşa ile sık sık görüşmüş ve onunla milli meseleleri tartışmıştır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kadriyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vigen Hovsepian'ın seslendirdiği Verev adlı eserini sunuyoruz. Mersere yerkrayın astıçani Verev Siro çampol de pivere Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.